Başkent Ankara'dan ardı ardına iki kadın cinayeti haberi geldi. Boşanma aşamasındaki iki kadın katledildi. Yeni mahallede eşini son kez konuşmak için çağıran Cani Koca, eşiyle 5 yaşındaki kızını gözünü bile kırpmadan öldürdü. Babasını katlettiği o çocuk 2019 yılında yeni yılın ilk bebeği olarak yansımıştı kameralara. Katil de o karedeydi üstelik. Sincan'da ise 30 yaşındaki genç kadın evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü. ...2019 yılının ilk bebeğiydi o. Adını Hilal Nur koymuşlardı. Dönemin Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Hilal Nur'u kucağına almış, altın takmıştı. Annesi de çok mutluydu, herkesin yüzü gülüyordu. Ama katil de oradaydı. Çiçeği burnunda annenin, eşinin yanı başındaydı hemen. O katil 5 yıl sonra hem eşini hem de 5 yaşındaki kızını öldürdü. Mutfaktaydım. O sırada bir silah sesi geldi. O silah sesleri anne ve kızını hayattan kopardı. Çocuğunu uzun süredir görmüyormuş. Cinayetin adresi Ankara Yeni Mahalle. İddiaya göre çift boşanma aşamasındaydı. Semiha Koca 5 yaşındaki kızını alarak annesinin yanına gelmişti. Yakup Koca dün öğle saatlerinde konuşma bahanesiyle eşini sitenin bahçesine çağırdı. Kadın görüşmek istememiş ama yine ailelerin zoruyla mı ne görüşmüş. Çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup Koca belinden tabancasını çıkardı. Önce eşine, ardından 5 yaşındaki kızına ateş etti. Sonra da tabancayı başına dayadı. Tetiği çekti, ağır yaralandı. Hayatını kaybeden anne ve kızı bugün toprağa verildi. Başkent'te aynı gün ikinci kadın cinayeti haberi de Sincan'dan geldi. 30 yaşındaki Lale Polat evinde sırtından bıçaklanarak öldürüldü. İddiaya göre genç kadın bir süredir eşiyle anlaşmazlık yaşıyordu ve boşanma aşamasındaydı. İddiaya göre çift dün öğle saatlerinde tartışmaya başladı. Öfkesini alamayan koca eşini sırtından bıçakladı. Yakınları genç kadından bir süre haber alamadı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler eve girdiğinde Polat'ı kanlar içinde yerde buldu. Ancak Lale Polat hayatını kaybetmişti. Mahallenin iddiasına göre katil koca cinayetin ardından evdeki beyaz eşyaları satmıştı. İşte o eşyaların yüklü kamyonetin apartmandan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Spotçu çağırıp eşyayı satıyor. Polis şimdi her yerde firari katili arıyor.